Sevgili seyirciler, Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın katılımcıları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın standlarını ziyaretiyle birlikte projelerini, sektöre katkılarını en yetkili isimlere anlatma imkanı buldu. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin enerji görünümünü ve hedefleri Eko Gündem'e anlattı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, 19. Çevre ve Enerji Fuarı ve Konferansı'nın açılış töreninin ardından rüzgar, güneş, jeotermal, biyogaz, biyodizel başta olmak üzere tüm enerji türlerine dair en yeni teknolojileri ve ARGE çalışmalarını yerinde inceledi, tek tek standları gezip bilgi aldı. Çok iyi, sağ olun. Sağ olun. Ve lisanssız elektrik üretimle ilgili olan Mars Enerji şirketi başkanı. Çok güzel. Biliyorum ve sizde 236 tane değil mi şu anda? Evet. Tamam. Güneş takip sistemi %40 daha verimli bir elektrik üretimi sağlıyor. Bu selleri ne zaman yapacaksınız? Seller şu anda Türkiye'de Alfa Solar yapmaya çalışıyor. Bakalım inşallah. İnşallah. Biraz da talebe bağlı. Peki. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasıl işlerimiz? Gayet iyi. Şu anda başladık çalışmalara. Ve de aynı zamanda contracting servisle veriyoruz. Çok güzel. Hem lisanssız hem lisanslı yatırımlarda İtalyan bir ortağımızla beraber çok güzel. Türkiye'de hizmet vermek istiyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi kolay gelsin. Gelsin. Sürdürülebilir enerjiye tasarım ve mimari bir yaklaşımla sunulan doğal, sağlıklı, ekonomik ve çevre dostu ürün ve uygulamalar fuarda görücüye çıktı. Gün ışığına göre hareket edecek. Yani bu gün ışığını içeriye aktarabiliyor çünkü şeffaf bir duvar. Hareketi havalandırma ihtiyacına göre sağlıyor. Havalandırma yapmak istediğimizde sanki nasıl evlerimizde cereyan etkisi için iki pencereyi açarız yani ya. Yani ona kim komand ediyor? Havalandırma yapacağım diyen kim? Manuel mi? Yoksa, manuel de olabilir yoksa otomasyonla havalandırma ihtiyacı olduğunda da sağlanabilir. Tamam, yani gün ışığıyla korelasyon yok orada. Yok ama biz mesela gün ışığıyla büyük alanlarda doğal aydınlatma yaparken tüm alanı tamamen gün ışığıyla da aydınlatıyoruz. Hiçbir yapay aydınlatma kullanılmadan o mekan tamamen doğal aydınlatmayla sağlanabiliyor. Tamam. Bu özel toz sayesinde. Peki, tebrik ediyoruz. Sağ olun, iyi günler. Kolay gelsin. Bakan Yıldız, yabancı yatırımcıların projeleri hakkında da bilgi aldı. With the suspension on water and limestone. And all the sulfur inside, basically 98%, are getting connected to the limestone and falls down into the sun. This is basic procedure. The secondary procedure is to keep this suspension. Ve çünkü atıyor aslında. Evet. Tamam. Devamlı. Biz bir tane sipariş alabiliriz. Yani we will get an offer for one. Thank you. ICCI'da rüzgar enerjisi projeleri de Enerji Bakanı'nın yakın takibindeydi. Bizim Soma 1, Soma 2, Soma 3 diye santralımız var. Şu anda bu Soma 1'i görüyorsunuz. Toplam 140 megawatt. Ve Türkiye'nin şu anda kurulu en büyük santralı, rüzgar santralı. Hiçbir çiftliğin ötesinde bir şey olmuş bu. Arkasında bir 100 megawattlık inşallah bu sene yine başlıyoruz. Sonra da bir 60 megawattla 300 megawatt olacak bu. O zaman da herhalde Avrupa'daki en büyük 5 rüzgar santralından biri olacak. Ama bunun şu andaki bu kurulunun daha büyüğünü şeyde yapıyoruz şu anda. Kırşehir'de. Ki orada da rüzgarın çıkması da bir sürpriz oldu. Hiç beklemiyorduk. Evet. Kırşehir o bölgenin en büyük yatırımı oluyor. O da 150 megawattlık. İnşallah gelecek sene ortalarında bitmiş olacak o yatırımda. Bravo. Sizi rüzgarla anlayacağız. Yani biraz havadan para kazanmanın peşindeyiz ama kazanamıyoruz. Havadan sudan işte, yani genelde o şekilde kazanılıyor. Uğraşıyoruz Sayın Bakanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Galatasaray'da herhalde 2 hafta kadar sonra. Ve siz de bir Galatasaraylı olarak mutlu olacaksınız tabii, herhalde. Tabii. Aynı şekilde. Evet. Tebrik ediyoruz. Sağ olun Sayın Bakanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Deniz altındaki dalga ve akıntılardan enerji elde edilen sistemi basına tanıtan Bakan Yıldız, girişimcileri bu alanda yatırım yapmaya davet etti. Türkiye'de iznini verdiğimiz ve yatırımcıyı bu manada beklediğimiz, biraz sonra firma sahibi de bunu aktaracak. Denizin altındaki dalgalar ve
o akıntılarla enerji üretimine dair bir 1 megawattlık bir santralın önünde fotoğraf çektiriyoruz. İnşallah bir de kendisinin önünde fotoğraf çektirme imkanımız olur. Siz biraz bilgi verirseniz iyi olur. Bu gördüğünüz bir prototip. 2015 civarında ticari ürün haline getirmeye çalışıyoruz. İngiltere kıyılarında indirildi. Şu anda elektrik üretiyor. Fakat testleri devam ediyor. Deniz altındaki akıntılardan elektrik üretimi için kullanılıyor. Hava soğutma sistemlerine yönelik bir başka projede fuarda katılımcıların ilgi odağı oldu. Çevreci bir gaz kullanıyoruz. Verimliliği de ayrıca yukarıda tutabiliyoruz. Gaz türbün hava soğutma sistemleri yapıyoruz. Bunda da gene tekrar verimliliği yaz aylarında yukarı çıkarabiliyoruz. Kaça kadar? Valla gaz türbün hava sistemlerinde %15-20 kadar verimlilik sağlıyoruz. 115, çok iyi rakam 115. Çünkü yaz aylarında bildiğiniz gibi verim tamamıyla çöküyor. Tekrardan giriş havasını soğutarak yukarı çekebiliyoruz. Yani yazını kışa çeviriyorsunuz. Aynen. Aynen verimlilik anlamında. Fix bir rakam 15 derece ISO konuşumlarda tutabiliyoruz. Aslında daha aşağıda çekebiliyoruz. Oraya harcadığınız enerji, elde ettiğiniz enerjinin yüzde kaçı? Bunu vallahi, elde etmek için enerji harcıyorsunuz. Tabii nette, işte nette zaten. Nette yüzde mi? Tamam. %20'yi nette yakalıyoruz. Brütü diyelim ki %27. Siz tabii aynen. Tamam. Yani brütü %30'lara kadar çıkabiliyor. Çok güzel. Kolay gelsin. Fuarın değerlendirmesini eko gündeme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2023'te Türkiye'nin enerjisinin 1/3'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyoruz dedi. Hem dalga enerjisiyle ilgili hem rüzgar güneşle ilgili bugün bilgiler aldığınız firmalarımızın standından sizden bir değerlendirmesini almak isteriz fuarın. Bu aslında yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı her türlü gelişen teknolojinin Türkiye'de bu tür fuarlarda bulunuyor olması enerji açısından çok önemli. Tamamen destekliyoruz ve o yüzden buradayız. İnşallah bütün bu teknolojilerin yerli üretim haline gelmesiyle alakalı çalışmaları da bir o kadar daha destekliyoruz. Bunların artık bilgilerinin, teknolojilerinin yerli üretime dönüşme vakti geldi geçiyor bile. O yüzden bunlara hızla devam etmemiz hedef var. Yenilenebilir enerjide yüzde kaç enerji Sayın Bakanım? Şu anda %26'lardayız. En az %30'larda bulunmayı istiyoruz. Yani Türkiye'de elde edilen enerjinin 1/3'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmemiz lazım 2023 yılında. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.